Çizim yapmak benim için işten ziyade hayatımın bir parçası olduğu için stüdyo ihtiyacı duymuyorum. Evden çalışmak her zaman daha cazip geliyor. Çünkü kendimi bildim bileli ben çizimle uğraştığım için, resim yaptığım için yani bunu ayrı bir mekanda hayal edemiyorum hiçbir zaman için. Edemedim desem daha doğru olur. O yüzden daha çok home office tarzıyla çalışıyorum. Ve hani çalışmam da bunun için yani çeşidine baktığımızda çok daha uygun. Üretimim açısından daha tetikleyici oluyor. Çünkü güne başladığım ki çok geç oluyor güne başlamam. Sabah kalkıp böyle ayılmam birazcık geç oluyor. Kahve içip zamanımı böyle birazcık kendime göre harcayıp kitap okuyup işte bir şeyler izleyip ondan sonra yavaş yavaş hava kararmaya başladığında kalkıp yani masanın başına geçmek benim için hayatın akışının bir parçası haline geliyor. Hatay, Antakya'da doğdum. İki kardeşiz. Annem çalışmıyor ev hanımı. Babam fabrikada çalışıyor. Demir çelik fabrikasında çalışıyor. Ve küçüklüğüm daha çok ailemin eve getirdiği çizgi romanlar okuyarak geçtiği için benim de bu yönde birçok etkileşimim oldu. Şunu hatırlıyorum. Ben çok küçük yaşlardayken 4-5 gibi dedem bir rahatsızlık geçirmişti. Hatay merkezde kendisi Antakya'da. Yardım etmek için, ailem yardımcı olabilmek için yanlarına taşındık. Tabii orada yabancılık çekiyorum. Yani aşağı indiğimde tanıdığım arkadaş yok, herhangi bir şey yok. O yüzden eve sürekli böyle bir beni oyalayacak kitaplar, dergiler vesaire gelip gitmeye başladı. Yani şeyi hatırlıyorum. O zamanlar Milliyet Çocuğu'nun çıkardığı Şirinler vardı mesela. Red Kit vardı. Henüz okuma yazma yok ama tabii oradaki konuşma balonlarını işte sorarak burada ne anlatıyor, burada ne anlatıyor. Artık oradaki kelimeleri ezberlemeye başlamıştım ve oradaki yazılanları taklit ediyordum. İşte yazıyı taklit ediyordum. Sonra çizimi taklit etmeye başladım. Çizime daha yatkın olduğumu fark ettim ve yavaş yavaş çizim yeteneğim ortaya çıkmaya başladı diyebiliriz. Böylelikle çizim yeteneğim gelişti ve bugünlere kadar geldi diyebiliriz. Türkiye'de çizgi romanlardan bahsedildiğinde özellikle aileler birazcık karşı çıkar. Yani bu hani kitapla karşılaştırıldığında daha gereksiz, daha böyle bir kaba saba bir şey olarak gösterilir, kabul edilir. Ama benim tüm görsel dünyayı algım bu şekilde gerçekleşti. Hikayeleri görsel dil üzerinde anlatmaktan ve onun nasıl algılandığını kavrayabilmekten benim yeteneğim bu şekilde ortaya çıktı diyebiliriz aslında. Çizgi romanlarla başlayan bu öykü aslında resimlemelerle devam etti. Kitaplardaki olaylar ya da anlatılan metinler nasıl resmedilmiş? Bunlara ilgi duymaya başladım. Tabii ki de minyatür de bunlardan bir tanesi. Biz her zaman bunu geleneksel sanat olarak kabul etsek de günün sonunda aslında minyatürler tasvir sanatıdır. Metinlerdeki anlatılan neyse konuyu resmeder, tasvir eder. Ve benim ilgimi çeken nokta da buydu aslında. Yani tarih kitaplarında hep görüyorduk işte herhangi bir savaştan bahsedilir, yanında o savaşla ilgili minyatür yer alır. O da aslında bir tarihin parçası yani baktığımız zaman ve o zamanın gözüyle nasıl resmedilmiş yani. Hani bugün bize komik gelebilecek, absürt gelebilecek noktalar da var aslında. Yani belki de figürün gülmemesi, gülümsememesi gerekiyordu ama hani minyatürde birazcık öyle resmedilmiş. Neden? Benim ilgimi çekiyordu hep. Ve üniversitenin son senesi illüstrasyona daha fazla ağırlık vermeye başladığımda bu konuyu ele almaya karar verdim. Minyatürün illüstrasyon açısından anlatılış biçimi nedir? Neden yapılıyor? Hani bazı şeylerin sebepleri nelerdir? Bunu ele almaya başladıkça böyle birazcık hazine gibi
ortaya çıktı. Yani kazdıkça daha fazla şey geliyor aslında ve bu şekilde devam etmek benim için çok daha iyi oldu diyebilirim. Minyatür sanatı çok basit bir anlatımla aslında tasvir sanatıdır. Tasvir sanatı nedir? Anlatılan bir hikayeyi, bir konuyu resmetmektir. Ki illüstrasyonun birebir karşılığıdır aslında. Ve şu göze bakabiliriz aslında. Minyatür sanatı o dönemin illüstrasyon anlayışıdır. Minyatürü modern olarak yorumlama sadece konu olarak değil, içerik olarak değil, aynı zamanda malzeme olarak da, ortaya çıkacak sonuç olarak da nasıl ele alınabilir? Bu da benim açımdan bir araştırma. Minyatürler üretilirken geleneksel minyatür sanatçıları hangi malzemeleri kullanıyorsa 3 aşağı 5 yukarı ben de onları kullanıyorum. Yani bunların dışına çıktığım çok çok nadir oluyor. Hani o da birazcık malzemenin yapısıyla alakalı olabiliyor. Fakat günün sonunda sıradan malzemelerle, herkesin bildiği malzemelerle üretiyorum. Ve dijital ortamda da herkesin bildiği programlarla sonuçta finalize ediliyor. Fakat ne kadar böyle olsa da durum, ortaya çıkacak sonuç konusunda farklı alanlara kaymaya çalışıyorum. Farklı materyaller bulmaya çalışıyorum. Mesela Lightbox bunlardan bir tanesi. Yani bu sadece minyatürü konu olarak modern bir ortama taşımak değil, aynı zamanda malzeme açısından da nasıl şeyler üretilebilirin araştırması benim için. Şöyle, ben geleneksel sanatlar içerisinden gelmiyorum. Dediğim gibi grafik tasarım mezunuyum ve her olaya grafik tasarım gözüyle yaklaşıyorum. Yani tabii ki de illüstrasyon grafik tasarımın bir parçası ve grafik tasarımdan bahsettiğimizde işin içine bir yenilik koymak gerekiyor. Çünkü bu sürekli gelişen, değişen ve hani farklı farklı alanlardan beslenebilen bir alan diyebiliriz. Ve ben de her zaman bu gözle yaklaşıyorum. Buna bağlı kalarak figürleri daha farklı nasıl ifade edebilirim? Tamam, geleneksel minyatür tarzında bir mutlaka ifade biçimi var. Fakat bunun dışına nasıl çıkabilirim? Renkler konusunda neler yapabilirim? Mesela renklerde gelenekselin çok dışına çıktığım oldu. Her ne kadar geleneksel görüntüsüne sadık kalmaya çalışsam da yer yer bunu kırabilmem de gerekiyordu aslında. Çok fosforlu yeşil, kırmızı bu tonları kullanıyorum. Bunun dışında eskitme efekti açısından hani, neler yapabilirim diye düşündüğümde şunu kullanabiliyorum. Bu hani sonuçta bu işlerin bir kısmı dijitalde tamamlanıyor. Ve bunun da bir sebebi var aslında. Hani minyatür ne kadar geleneksel sanat olsa da günümüz ortamında kendisini daha farklı nasıl ifade edebilirim de aslında bir bakıma cevabı. Ve bu sadece şey olarak değil, hadi hani bilgisayar başında başlayıp bitiyor. Böyle bir hikaye değil. Tabii ki de kağıtta başlıyor fakat dijitalde tamamlanırken daha farklı neleri ele alabilirim şeklinde düşündüğümde mesela sokaklardaki yırtılmış posterlerin fotoğraflarını çekip bunu doku olarak kullanabiliyorum. Ya da kağıdı daha organik gösterebilmek açısından, daha eski gösterebilmek açısından aslında yırtıp parçalıyorum ki kendime özgü yöntemlerle bunu yapabiliyorum mesela. Yaratıcılıktan bahsettiğimiz zaman her zaman sıfırdan bir şey üretmek olarak kabul ederiz. Halbuki öyle değildir. Yaratıcılık aslında zaten var olan bir şeyi kırarak, eğerek, bükerek kendine özgün bir şekilde anlatma şeklidir. Ben de bundan yola çıkıyorum hep. Yani anlatacağım bir hikayeyi geleneksel minyatürden ele alarak aynı kompozisyon içerisinde nasıl parçalayarak, nasıl daha organik hale sokarak anlatabilirim. Bunun yollarını arıyorum. Game of Thrones aslında babamın fikriydi. Bunu da yapsana diye söyledi. Ve ben burnumun ucunda olup, aa nasıl aklıma gelmedi
dediğim çalışmalardan bir tanesi aslında. Çünkü yani küçüklükten beri herkesin böyle ekran karşısına geçip babasıyla izlediği filmler olmuştur. Benim için Game of Thrones bunlardan bir tanesi. Ve en akılda kalıcı sahnesi Kerim Abdülcabbar'la dövüştüğü sahne resmedildi. Bu aynı zamanda filmin en ikonik sahnelerinden bir tanesi. Bu açıdan baktığımızda minyatüre resmedilebilirliği konusunda gayet uygundu. Çünkü benim için en önemli sebeplerden birisi de bu. Yani filmin resmedeceğim konunun ünlü bir akılda kalıcı bir sahnesi olmasıydı. Ve Game of Thrones bunun için gayet uygundu. Sadece karakterlerin belirgin, keskin görünümü açısından da değil. Mesela yani Bruce'nin sarılar içerisinde olması, siyah şeritte ve üzerinde Kerim Abdülcabbar'ın ayak izinin görünmesi, bu başlı başına ikonik bir görüntü. Fakat aynı zamanda mekanın kendisi de Osmanlı minyatürüne uyarlama açısından gayet uygundu. Bu yüzden bunun güzel bir konu olabileceğini düşünerek yola çıktım. Eskizler hazırlayıp bunu Lightbox'ta tasarlamanın, Lightbox'ta sonuçlandırmanın uygun olabileceğini düşündüm. 2016 yılında İstanbul Contemporary'de çalışma sergilendi. Minyatürde farklı araçlar içerisindeyim. Malum buradaki çalışma da Lightbox tekniğiyle yapıldı. Şu, ilk önce kağıt üzerinde başlanılan çalışma klasik akrilik, sulu boya, guaj gibi malzemelerle ayrı ayrı çalışıldı karakterlerin her biri ya da sahneye gelecek figürlerden, objelerden her biri ayrı çalışıldı. Kompozisyon yine aynı şekilde kağıt üzerinde oluşturulduktan sonra dijital ortamda birleştirildi. Plexi üzerine baskı uygulamasının ardından ışık da verilerek özellikle karanlıkta sinema etkisi yaratmak adına böyle lightbox oluşturuldu. Geleneksel minyatürden ayıran çizgi benim yaptığım işlerle her şeyden önce yaklaşım şekli, konuların ele alınışı, daha modern konular, daha güncel olaylar vesaire. Fakat bunun dışında illüstrasyon açısından yaklaşımı da, yani işin her şeyden önce özünü de ele almak benim için en önemli prensiplerden birisi ki bence geleneksel minyatürle benim yaptığım çalışmaları ayıran göze çarpar olmasa da en önemli nokta bu. Tabii bunun dışında geleneksel minyatürle beni ayrıştıran şey benim her zaman yeni bir konu, yeni bir malzeme arayışı içerisinde olmamdır. Gelenekselden tekrar ne kadar önemliyse bende de bu durum tam tersidir. Bir de geleneksel minyatürde en önemli noktalardan birisi ustayı ne kadar iyi taklit edebilirsen o kadar başarılıyız demektir. Bu kişinin bizzat kendisinin sanatçılıktan çıkıp aslında eserin kendi içerisinde bir malzemelerden birisine dönüşmesidir. Yani geleneksel minyatürde baktığımızda çalışmalara ustaya ne kadar bağlı kalabilmişlerse, isimleri ne kadar iyi gizlenmişse o kadar başarılı minyatür sanatçılarıdır. Fakat benim için hani, günümüz itibariyle pek geçerli bir şey değil bu. Bunun dışında anlatmak istenilen her ne kadar hani bahsetmiştik minyatür belli bir konuyu ele alıp onu resmetmeye çalışıyor olsa da minyatürün kendi içerisinde bazı anlatmak istediği ek hikayeler var. Bunu detaylarda biz fark edebiliyoruz. Bunlar ince dokunuşlar. Ben de bunları ele alıp konuları yine aynı şekilde güncel tutma ve hani bu alanlarda arayış içerisinde olmam yine geleneksel minyatür sanatçılarından ayıran diğer bir nokta. Brazil, Terry Gilliam'ın aynı ismi taşıyan filmi Brazil'den yola çıkılarak resmedildi. 2017 Dubai Art Fair'de sergilendi. Kendisinin anlatım şekli her zaman takdir ettiğim bir yaklaşım biçimiydi.
Filmde de mizahı çok güzel kullanmıştı. Çok böyle memur hayatı yaşayan, çok böyle sıkışık bir insanın sürekli gördüğü bir rüya vardır. Kendisi uzun saçlıdır, gümüş kıyafetleri içerisinde dev kanatlarla sevdiği kıza doğru uçmaktadır. Bu da filmin bana göre en ikonik sahnelerinden biri. Bu sürreal sahneyi resmetmek istedim. Çalışma kağıt üzerine başlayıp figürler ayrı ayrı klasik, guaş, akrilik ve sulu boya gibi malzemelerle çalışılarak dijitalde finalize edilmiş ve son olarak fine art kağıt üzerine baskısı alınmıştır. Çalışmalarımı üretirken birçok şeyden etkileniyorum. Bu böyle çok klasik bir şey olabilir fakat beni besleyen çok fazla şey var. Gündelik hayatta karşılaştığımız çok absürt durum da olabilir. Aa, bundan çok güzel bir hikaye çıkabilir. Bir şeyler resmedebilirim de diyebilirim. Diyebiliyorum. Ya da okuduğum kitaptan herhangi bir satır bile olabiliyor. Mesela Erich Maria Remarque'ın kitabında böyle bu Siyah Anıt kitabında çok ufak bir bölüm vardı. Babil'in dilsiz çocuklarından bahsediyordu. Bu böyle tabii ki de doğrudan anlatım değildi. Başka bir şey anlatıyordu orada. Fakat o kelimenin kendisi bile beni etkilemişti ve ondan bir hikaye çıkarmak aklıma gelmişti. Böyle bende fikir uyandırdı. Fakat isim verecek olursak genel olarak görsel ifade açısından benim en çok etkilendiğim Peter Bruegel ve Hieronymus Bosch var. Tek bir sahnede birden fazla hikayenin anlatılması açısından bu görsel anlatım şekli beni çok çok etkiliyor. Yazarlık konusuna da gelirsek Kurt Vonnegut çok sevdiğim insanlardan birisi. Çok sevdiğim bir yazar. Çok da keşke öyle bir şey yazabilseydim dediğim insanlardan birisi. Çünkü çok ciddi bir şey anlatırken bile inanılmaz komik olabiliyor ve bunu belli bir düzenle ilerletmesi de gerekmiyor. Bu rahatlık benim her zaman ilgimi çekiyor ve bunun dışında Terry Gilliam var. Kendisi yönetmen fakat aynı zamanda yazarlıkları da var. Mesela Brazil benim aynı zamanda çalışmalarımdan biri. Oradaki çok ciddi bir konuyu yine mizahi bir şekilde almasının yanı sıra alttan verdiği metinler benim ilgimi çeken noktalar. Mesela Monty Python'da yapmış olduğu hani göndermeler diyeyim aslında çok ciddi şeyler. Yani hani ne kadar komedi olsa da ne kadar gülüp eğlensek de mesela Orta Çağ'da mantık yürütme adına cadı sahnesi beni çok etkilemişti. Son sergim Gods, Monsters and Men. İsminden de anlaşıldığı gibi insanlar, tanrılar ve yaratıkları içeren bir sergiydi. Tabii ki de bu hani, simgesel bir ifade diyebiliriz. Yani mitolojinin üç esas kahramanı olan bu üç grup her zaman mitolojide yer almıştır fakat günümüzde devam etmektedir. Bunun ne olduğundan bahsetmiştim ve biz her zaman tarihi şu şekilde düşünüyoruz. Her zaman birikimli olarak ilerliyor. İnsanlar her zaman bir öncekine göre daha bilgili, daha birikimli oluyor. Ve geleceği de her zaman kafamızda bu şekilde resmediyoruz. Oysa ki öyle değildir. Bazı zamanlar insanlar duraklıyor ve önceki zamanlara göre daha cahil, daha bilgisiz kalabiliyorlar. Burada da yani We Sail Through Endless Skies eserinde de bundan bahsediliyor. Her ne kadar neşeli görünse de, ikonik figürleri görüyor olsak da anlatılmak istenen şu, gelecekte de olsa insanlar uzay çağına çıkmış olsa da her zaman kendilerinin yarattığı bir canavar olacaktır. Bu düşman olarak görünülecek ve bununla savaşılacaktır. Bu şimdiye kadar insanlığın hep karşılaştığı ve karşılaşacağı şey olarak kabul edip buna göre resmettim ve uzayla alakalı da birçok figürü de görmekteyiz.
Bunlar Jetgiller, Rick and Morty'deki figürler, David Bowie ve Prince'i görmekteyiz. Aynı zamanda Space Odyssey filmindeki gördüğümüz pot ve siyah taş da aynı şekilde yer almaktadır. Osmanlı'daki uzay anlayışı ve astronomi anlayışını içeren öğeler de yer almaktadır. O dönemin astronomi ile alakalı figürlerini görmekteyiz. Yengeç Burcu yer almakta ve bunu aslında bir deniz savaşı gibi görmekteyiz. Bu çalışma aslında doğrudan bir filmi ya da bir hikayeyi konu almıyor. Birden fazla hikayeyi içeriyor ve popüler kültür karakterleriyle güçlendirilmiş figürler görmekteyiz. Üç panelden oluşuyor aslında ve bunlar birbirlerine tutturulmuş. Bir detaylarına baktığımızda aslında çok böyle birebir tutturulmamış. Çok az kayma var. Bu kasıtlı olarak yapılmış bir şey. Eskitme görüntüsüyle birlikte bir organik görünüm kazandırılmak adına yapılmış şeylerden biri. Üç parça olmasının bir diğer sebebi klasik Japon minyatüründeki sahneleri anımsatmaya çalışması, bu görünümü vermekten dolayı yola çıkılmış bir şey. Craft kağıdı üzerine birbirinden bağımsız olarak üç çalışma yapıldı ve klasik her zaman minyatürde kullanılan akrilik ve guaj boya malzeme olarak kullanıldı. Minyatür yapısı itibariyle güncel sanata uyarlanabilir. Birçok aslında noktası var bu açıdan. Taşınabilecek çok fazla konu var. Biçim olarak da çok uygun. Ele alınan konular en önemlisi burada. Hangi konuyu anlatmak istediğimiz ve nasıl anlatmak istediğimiz gerçekten önemli. Bu yüzden farklı konulara eğilmek her zaman bizim için avantajlıdır. Minyatürü kendi geleneksel haliyle de koruyup bunu modern bir şekilde yorumlayabiliriz. Fakat bunda da daha çok deneysel yönlere eğilmemiz gerekiyor. Biçimini bozmamız gerekiyor. Fakat bu da birazcık bizi minyatürden uzaklaştırabilir. Bu birazcık deneme yanılmayla ortaya çıkacak bir şeydir. Şöyle, minyatür mantık olarak, mantalite olarak hala yerini koruyor. Bahsettiğim gibi betimleme, tasvir. Fakat tarihteki karşılığına baktığımızda bunlar kitapların içerisinde yer almış çalışmalar. Günümüzde bu konu bu şekilde devam etmiyor. Yani minyatür sanatçıları herhangi bir kitabı resmetmiyor. Minyatürün başlı başına bir resim olarak kabul edip bu şekilde üretimler yapılıyor. Tamam, bu yapılabilir, fakat eğer yenilik istiyorsak, konunun dışına çıkmak istiyorsak ya da ilgi uyandırmayı istiyorsak, yani madem işlevin dışına çıkıyoruz, konunun dışına da çıkabiliriz. Yani sadece kitabı resmetmemiz şart değil. Bunların dışında, tabii ki de geleneksel sanatla uğraşan bir insan, geleneksel minyatür yapan birine oturup da Star Trek çizmesini bekleyemeyiz. Yani illaki onu yapacak bir şey değil. Farklı bir eğilim göstermesi için. Fakat yine de tarihin kendi içerisindeki farklı konuları ele alabilir. Tarihi olayları belli başlı tarihi olayların dışında taşıyabilir. Yani şunu görüyoruz. Minyatür sanatında doğu gözüyle yorumlamak her zaman vardı. Benim yaptığım işlerde de var. Mesela Darth Vader'ı sultan gibi çizmek, hani ilk bakışta ne kadar komik, eğlenceli bir şey olsa da tarihte bunlar yapılmış. Mesela Büyük İskender padişah gibi resmedilmiş. Baktığımızda bu tarihi gerçekçiliğin dışına çıkmak birazcık. Aynı şekilde Batı kültüründe de var. Alparslan mesela Avrupalı bir kral gibi resmedilmiş. Bu birazcık kültürel bakış açısıyla da değerlendirilebilir. Aynı zamanda tarihi ele alış şeklimizde de değerlendirilebilir. Yani minyatür sadece İstanbul'un fethi olarak düşünemeyiz. Bunun dışındaki tarihi konulara da değinilebilir. Yeni'nin peşine düşmek benim için bir tutku. Bazen bu yeni burnumuzun ucunda olabilir.
Önemli olan onu nasıl gördüğümüz, nasıl yorumladığımız. Bu süreç içerisinde bazı şeyleri eğip bükmekten, kırıp dökmekten çekinmemeliyiz. Bizi olgunlaştıran şey de budur.